Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlar biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici sollar biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstlük kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağdan ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Bir taksi yolla, yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla, solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Ya Kadir abi, deli mi öptü bizi ya? Bu saatte millet evinde fısır fısır uyuyor. Biz sincap gibi duvar üstlerinde dolanıyoruz ya. Oğlum Ersan, tam 3 aydır bu haberin peşindeyim. Adnan Çelik'le ünlü manken Buse Doruk'un ilişkisi var diyorum sana. Kadir abi, bence hayal görüyorsun sen. Ya abi, Adnan Çelik bir kere çapkın değil ki. Magazinde bir kare fotoğrafı çıkmamış adamın ya. Çıkmamışsa o sizin şapşallığınız. Çekememişsiniz. Ama bu akşam çekeceğiz. Yarın gazetelerde bu haber çıkınca var ya, yer yerinden oynayacak. Kadir abi, evli barklı adamın çapkınlıkla ne işi olur ya? Evli barklı adamın bu saatte evinde olması gerekmez mi? Garson yerde ne işi var? O da doğru ya. Ya Buse Hanım, yani daha önce söylediler mi hiç bilmiyorum ama gerçekten siz çok güzelsiniz ya. Miss Globe güzellik yarışmasında güzellik kraliçesi seçildim, biliyorsunuz. Yani adeta siz yeryüzüne gönderilmiş bir melek gibisiniz yani. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz. İnanın bu saçtığınız ışıktan dolayı da gözlerim kamaştı. Yani diyeceğim o ki, uzunları kapatıp diyorum, sisleri yakarsanız kaza yapmayız. Ne kadar şakacısınız. Ayrıca çok da centilmensiniz. Estağfurullah, o sizin kendi centilmenliğiniz. Alo? Aşkım, nerede kaldın? Geldim geldim, taksideyim. Şoför bey, ben şöyle ileride ineceğim lütfen. Tabii. E ne yapalım, ne demişler? Her güzel şeyin bir sonu vardır yani, değil mi? Öyleyse efendim, şair Arif size iyi geceler diler. Teşekkürler. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Abi, taksiden Buse Doruk çıktı ya. Ben sana söylemiştim oğlum. Ah! Buse Hanım, telefonum tuttu. Buse Hanım! Buse Hanım, telefonunuzu unutmuşsunuz arabada.
Onu getireyim dedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geber evin soyunu sopunu eşekler kovalaya atacağım. Şurada da var anne. Orada da var bir tane. Duvara çıkıyor, koş, koş. Ay. Ay Osman, o kadar söyledim, evi haşereler bastı dedim. Sen bir ilaç da bu evi dedim. Dinlemedi gitti, kalın kapalı. Allah, ay anlattın da. Ay. Yok yok, ben bu evde bir dakika daha kalamam. Ben kitaplarımı alıp okula gidiyorum. Sen gittin, ben mi yapacağım? Obay ana, sen ne yapıyorsun burada ya? Evinize girebilmem için, vize bulamadığım için kaçak yollardan giriyorum. Siz de mülteci kabul ediyor musunuz? Ya eceli gelen köpek cami duvarına sürtünürmüş. Sen de bizim duvarlara sürtünüp duruyorsun. Ya ölmek mi istiyorsun sen? Ya Dilek aşkım, sen ne diyorsun? Ben seni görebilmem için ölüme göz alıp buraya geliyorum. Senin söylediğin adı suza bak ya. Hay Allah'ım, hay Allah'ım. Delisin sen ya. Otur, otur, otur hadi. Safiye! Babam! Şimdi ne halledeceğiz? Kaç yedim ben. Safiye! Efendim Osman? Çabuk ikizleri al, dışarı çık. Böceklerin köküne kibrit suyu dökeceğim. Bu ne peki? Ay! Suratıma karşı ne fıs fıs atarsın be adam. Böcek mi sandın beni? Anladın mı şimdi ne oldu o ne? Hadi al ikizleri dışarı çık. Rumeli'nin şişmanı Osman'a kal düşmanı. Hadi yala. Dile. Kızcağızım Dile. Efendim. Müsaaden var mı? Babacığım bütün evdeki böceklerin köküne kibrit suyu ekecek. O elindeki ne? Ha, bu uzun menzilli böcek savar. Bit, pire, tahta kurusu, hamam böceği gibi bütün böcekleri zehirler bu kızcağızım. Zehir mi? Ya babacığım sen git mutfağa falan ilaçla. Benim odamda böcek möcek yok. Olur mu kızım? İlk önce buradan başlayacağım, sonra bütün evi gezeceğim. Yok gerek yok baba, gerçekten. Çok zehirlidir. Hadi bakalım. Hadi yallah. Yallah. Hadi yallah. Anne. Anne. Anne mahvoldum. Hayırdır inşallah. Anne babam beni öldürecek. Çok bayıldım. Yatağın altından ne böcekler çıkacak şimdi? Bak, 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 bak. Fas, fas, fas. Benim güzel böceğim. Fas, fas, fas. Merhaba Osman baba. Merhaba, kara kızım. Senin ne işin var benim kızımın yatağının altında? Sen, öldüreceğim seni kara kızım. Öldüreceğim, gel buraya. Eve namus böceklerin dadanmış Safiye. Baba yapma. Sıra sana da gelecek, tırtıl. Ya bu ünlü manken Buse Doruk bana çok centilmensiniz dedi ya. Bu ne anlama geliyor, düşünebiliyor musunuz? Bu şu anlama geliyor. Demek ki ünlü manken Buse Doruk sana sırılsıklam aşık olmuş, Arif'im tarifim. Tabii, tabii. Ya biliyor musunuz, ben de aynı şeyi düşündüm ha. Demek ki neymiş, gerçekten de kalp kalbe karşıymış yani. Ya ne diyorsun Arif'im tarifim ya. Sen kadına o kadar çok iltifat etmişsindir ki, kadın da ayıp olmasın diye çok centilmensiniz demiştir. Ne var bunda yani? Arif, Sinan haklı bir evladım ya. Sen niye her şeyi bu kadar abartıyorsun? Ya ama Nuri Baba öyle değil ya, gerçekten. Ya böyle taksiye bindi, tamam mı? Tam böyle arabadan inecek, parayı uzattı. Eve elime değdi abi. Ne yapıyorsun, bıraksana. Hissettim, böyle ten uyumumuz da mükemmel. Dedim ki o anda, biz dedim tam birbirimiz için yaratılmışız. Bırak, sapık mısın, nesin lan? Arif, bugüne kadar Sinan'a hiç hak vermedim ama bu sefer gerçekten haklı. Yani ilginç gelecek sana ama bence de Sinan abi haklı. Ya toprağım. Yani senin taksine binen herkesi aşık mı ya? Allah Allah ya. Ya sen var ya, yemin ediyorum kafayı yedin ya da kesin sarhoştun. Kıskanmayalım can kuşlar, kıskanmayalım yani. Hayat bu, ne yapacaksın? Kimine Buse Doruk, kimine Ekşi Koruk. Allah bilir, kız senin arabana bile binmemiştir. Sen burada bizi yiyorsun, palavra sıkıyorsun yani. Arif abicim, Arif abicim. Bak gazeteye çıkmışsın, gördün mü? Dur bakayım. Dur bakayım.
Aa, resimdeki Arif ya. Şunu bir okuyalım. İş adamı Adnan Çelik'in gizli aşkı. Ünlü sanayici manken Buse Doruk'la aşk yuvasında basıldı. Gördün mü Arif Bey? Bak Adnan Çelik'in sevgilisiymiş. Yani Hacivat Hovardalığa gitmiş, sen de Karagöz olarak yanlışlıkla kadraja girmişsin. Oğlum kızın tapusu Adnan Çelik'te, Adnan Çelik'te. Adnan Çelik'in gizli aşkıymış Arif. Yalan be, yalan. İnanmam. Hem ben dururken o niye öyle bir adama baksın ya, değil mi yani? Tabii canım, doğru diyorsun. Senin gibi 3 kuruş para için çalışan, sigortası bile olmayan, geleceği belirsiz bir taksi şoförü parçası dururken o niye gitsin de en lüks arabalara binen, parayı tırla taşıyan bir iş adamıyla beraber olsun değil mi ama çok saçma yani. Ya Buse Hanım, öyle senin gibi 3 kuruş paraya tamah edecek bir insan değil Sinan abi. Ben hissettim. Arif bak, biz hepimiz seni çok seven insanlarız. Yani böyle senin boş yere ümide kapılıp sonunda hüsrana düşüp üzülmeni istemeyiz. De yani işte gazeteden de belli bir evladım. Bu kız Adnan Çelik'in sevgilisi. Ya iyi de Nuri Baba niye öyle dedi o zaman bana ya? Centilmensiniz dedi. Böyle eli elime değdi. Teni uyumunuz mükemmel. Niye bana umut verdi ya? Oğlum git kendi yaşında birinin elini tut ya. Allah Allah. Hadi. Allah kahretsin. Karım bu haberi görürse kesin boşar beni. Hatırlatmama izin verin Adnan Bey ama imzaladığınız evlilik sözleşmesine göre boşandığınız takdirde servetten en ufak bir pay alamayacaksınız. Biliyorum avukat, biliyorum. Zaten sinirlerim tepemde. Sen de beni kudurtma. Sizi kaç kere uyardım Adnan Bey. Bu kızla beraberken dışarı asla çıkmayın diye. Basına malzeme vermeyin dedim. Neden beni dinlemediniz? Ya dışarı çıktığımız yok. Geç kaldı. Meraklandım. Kapının önüne çıktım. O sırada gazeteciler fotoğrafımızı çekmiş. Ne olur avukat bir çare bul. Beni bu dertten kurtar. Galiba bu işten yakınızı nasıl sıyıracağınızı buldum. Nasıl? Karınız sorarsa Buse Doruk'la bir ilişkiniz olduğunu inkar edeceksiniz. Bula bula bunu buldun avukat. Eşek kadar fotoğraf basmışlar gazeteye. Sen bana bunu inkar et diyorsun. Pes doğrusu. Tebrik ederim. Evet ama sizden hariç bir kişi daha var resimde. Üstelik bu erkek. Buse ile el sıkışıyor. Kızın onun sevgilisi olmadığı ne malum? Nasıl yani? Bu resimdeki adamı tanıyor musunuz? Taksici. Buse'nin telefonu düşmüş takside. Onu veriyordu. O sırada çekmişler. Çok güzel. Hemen arayın Buse'yi. Bu adamı bir şekilde bulsun. Onu ikna etsin ya da kandırsın. Basın önüne çıkıp bütün Türkiye'ye biz sevgiliz diye ilan etsinler. Aşkım, ben de tam seni arayacaktım. Gazeteyi gördün mü? Sobelemişler bizi. Gördüm, gördüm. Karın ne dedi? Karımın haberi olsa soluğu burada alırdı. Demek ki görmedi gazeteleri. Peki şimdi ne yapacağız aşkım? Buse, bir planım var. Beni iyi dinle. Kalbimi küt küt attırmıştım ha. Anne senin ne dediğini kulağım duyayım ya. Ne diyin sen? Çok konuşma kız. Çırpısı sayrak. Herde aşık olmuşam. Körfe vücudumu böyle hararet bassın. Ayol menopozdandır o Fatuhane. Senin yaşındaki kadınları menopozdan hararet basar. Diye bak Şaziment Hanım. O menopozlu sen ve senin gibilerdir. Ben senin kızın yaşındayım. Oha. Hakikaten oha Fatuhane yani. Küçül de cebime gir. Sen benim annem yaşındasın ayol. Ay star şu kale. Kadınlar oldukları yaşta değildir. Hissettikleri yaştadır. Fatuha Hanım, çok mu beğendin giden adamı? Ah, Elani Hanım, çok beğenmişimdir. Kimdir acaba bu yiğit? Tövbe tövbe. Fatuha Hanım, adamın adı Hamza. Müteahhit olur kendisi. Çok güzel, çok güzel. Demek müteahhittir ha? Peki bu müteahhit evli midir, bekar mıdır?
Aman seni Kadir gecesi doğurmuş Fatuhanek. Bekardır bekar. Yaşasın çok güzel. Vallahi mı? Vallahi Fatuhanne, müteahhit Hamza tam sana göre. Hay kurban olduğum müteahhide. Maşallah, maşallah. Ay o kadın kudurdu. Ya hani herkesi kendine güldürdün, yazıklar olsun size ya. Kız kız, çarpasın sayrak. Peki bunun okulluğu, yazarlığı var mıdır? Aa, olmaz mı? İlkokul 2'den terk. Ah, maşallah. Maşallah, ne tahsilli, ne büyük adam. Çok güzel. Tabii diyem ki aramızda kültür farkı çatışması olmasın değil mi? Ahi kale, daha neler? O kadarcık küçük bir kültür farkından ne olacak? Aa, hem senin de çatmak okuma yazmak var ya. Haşa iyi hoş da ben bu gönlümü fetheden müteahhitle nasıl tanışacağım? Anne, sakın öyle bir şey yapayım değil mi? Kocamı hapse kendi de mezara yollama, yürü. Yürü gidin içeri, hadi. Ya Osman, sen deli misin, divane misin? Çılgın mısın oğlum sen? Ya sen hakikaten o bayanının suratına zehir mi sıktın? Ya ölseydi çocuk? Ölsün diye yaptım kardeşlik. Eğer ki ölmezse ilacı götür eczaneye diyeceğim, bu aşereleri öldürmez. Ya bakalım sen var ya hepten kafayı yedin, bir de kafayı böyle yiyipten sonra hazmettin. Ya Osman abi sen deli misin ya? Cuma'nın suratına kimyasal ilaç mı attın? Bana bak, sen Saddam Hüseyin'i geçtin vallahi, Saddam Osman oldun sen. Bir genç kızın üstüne bu kadar varman çok yanlış Osman abi. Daha sonra baskıya dayanamayıp evden kaçar, bak başını duvarlara vurursun. Ha, duvara ne vuracağım be? Direkt o bayanaya dal diye bir geçirip onu öldürürüm bile. Hah, telefon. Buyurun efendim, Akasya Durağı. İyi günler, şoförünüz Arif Bey ile görüşmek istiyordum. Tabii, derhal vereyim efendim. Kim arıyor diyelim? Manken Buse Doruk. Tamam efendim, emriniz olur. Arif beyefendi, manken Buse Doruk arıyor efendim. Abo! Efendim Buse Hanım, buyurun sizi dinliyorum ya, gözlerim kapalı. Ya bırakın ya, numara yapıyor ya. Buse Doruk bunu arayacak öyle mi? Bulmuştur bir hatun, ara beni demiştir. Hadi lan yeme bizi be. Ne demek Buse Hanım ya? Adres bizim işimiz. Size adresi verin, ben 2 dakikada gelirim oraya. He, tamam, tamam. Görüşmek üzere. Hayırlı günler, iyi günler. Aa, benim telefonum da çalıyor. Abo, Monika arıyor, Monika. Hangi Monika, Cankoç? Monika Bellucci. Alo, naber kız Monika? Nasılika? Havalar orada nasılika? En sevdiğim kıta Afrika, bekle beni 2 dakika. Beni sevdiğini söylüyor, aşıkmış bana. Ya Cankoş sen böyle diyorsun ama mevzular öyle değil, değişik yani. Şimdi bak, Buse Hanım beni aradığına göre bana karşı boş değil. Yoksa niye bana centilmensiniz desin, değil mi? Arif, ben kendini kaptırma oğlum. Belki başka bir şey söyleyecek. Yok baba, yok. Şimdi bu beni arayıp çağırdığına göre kesin evlenme teklifi edecek ya. Oha. Ya tabii, yoksa niye yani centilmensiniz desin? Yüce Tanrım, sen bu çocuğa akıl fikir ihsan eyle. İhsan edemezsen buna başka bir durağa nakil ihsan eyle. Bizi kurtar bu çocuktan yani abim. Hadi hadi. Güneş doğarken ışıklar saçar. Arif kardeşiniz ufaktan uçar. Hadi bakalım. İyi kaçmalar. Allah. Ben biraz önce şaka yaptım. Monika arıyordum ama şimdi gerçekten arıyor. Efendim Monika. Alo Sinan abi. Çok acil yanımıza gelmen lazım. Tamam Monikacığım. Sen nerede olduğunu söyle. Ben hemen oraya geleyim 2 dakika içinde. Tamam, anlaştık Monika. İzninizle, pardon. Tırın 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 tırın. Allah Allah. Nereye gitti bu adam ya böyle? He? Bu ne rezalet ablam? Senden bir cevap bekliyorum. Karıcığım, benden nasıl şüphelenirsin? Ben o kızı tanımıyorum bile. Anlan, sana inanamıyorum ya. Gazetede kabak gibi resmin var ve sen hala suçsuzum diyorsun, inkar ediyorsun ya. Karıcığım, benim olanlarla hiç ilgim yok. Ben oradan geçiyordum. Kız, bu bıyıklı adamın sevgilisi. Baksana, el ele tutuşmuşlar. Şöhretliyim diye benimle yazmışlar. Adnan, beni salak yerine koyma Adnan. Bitti. Avukatım arıyor ve sana boşanma davası açıyorum. Karıcığım, ne olur böyle bir şey yapma. Asparagaz bir haber yüzünden yuvamızı dağıtma. Sana yemin ediyorum, ben suçsuz olduğumu ispatlayacağım. Nerede kalmıştır bu müteahhit Hamza'nın arabası? Vidanjör bile geldi. Müteahhit Hamza'nın arabası yoktur. Aha!
Ali vallahi. İnşallah bu araba gelin arabamız olur. Ani! Ani öldün mü, ses ver Ani. Ani öldün mü, ses ver Ani. Hanımefendi iyi misiniz? Eyvahlar olsun. Kurban olam ölme, bizi anasız koyma Ani. Kız, nazlısın mı sen? Kız ne işin var, ne sarılısın? Bırak da Mithat'ı Tamza sarılsın. Ani sen iyi misin? Kız Nazlı hala ne doğruysan çabuk git. Oh bacaklarım, bir yakın çarptı. Hanımefendi, yani ben geçiyordum, siz birden önüme çıktınız, ben sizi görmedim. Ay, benim gibi güzel, böyle alımlı bir avradı nasıl görmezsem. Her neyse, ne yapalım, kaderimiz böylemiş. Ha, böyle tanışacakmış. Anlamıyorum, ne diyor? Diyeyim ki, beni kucağına al da hastahanaya götür. Peki. Ah, ne kadar güçlü bir erkeksen. Kolların da kaslı kaslıdır. İnşallah düğünümüzde beni gelinliklerimle böyle kucağında taşırsın. Ya ne diyeyim bu? Vah vah, kazada aneyin beyni hasar gördü herhal. Am, saçmalayıp durayım. Arabaya koyak, arabaya. Ya oğlum Ali Kemal, ya bak orada sinekler var. Hızlı giderken böyle şapır şapır yapışıyorlar oraya. Onları iyice bastır, öyle çıkar ya. Allah Allah ya. Ya Seyit abicim, vallahi sabahtan beri senin arabanı yıkıyorum. Bu hamamdaki tellallar gibi. İstersen bir de masaj edeyim, ne dersin? Ha böyle nasıl? Telefon. Efendim Nazım, söyle bacım. Seyit ağam yetiş, anam kaza geçirdi. Ne, anam kaza mı geçirdi, neredesiniz? He valla kaza geçirdi. Hastaneye gidik ha. Tamam şimdi telaş yapmayın, ben hemen geleyim, tamam mı, haydi. Geçmiş olsun, üzülmeyesin. Allah işte ne edeceksin, kadermiş. Merhaba Buse Hanım. Merhaba, hoş geldiniz Arif Bey. Hoş bulduk. Şey, beni çağırtmışsınız da ne oldu? Ben bir, yani bir şey mi oldu dün akşam ya? Ben takside farkında olmadan size karşı bir saygısızlık mı yaptım? Bir şey mi oldu? Gerçekten öyle bir şey yaptıysam bu utançla yaşayamam. Çekerim bıçağı, takarım kendime. Yaparım harakirimi yani gerçekten. Ne yapıyorsunuz Arif Bey? Sokun o bıçağı yerine. Ne alakası var? Ben sizden çok memnunum. Oh, vallahi çok rahatladım. Aslında ben sizinle başka bir şey konuşacaktım. Biliyor musunuz? Dün gece sabaha kadar uyuyamadım da. Ah, reflü mü var sizde de ya? Uyutmaz, vallahi uyutmaz. Sabaha kadar böyle su filan içersiniz ya böyle boğazınıza boğazınıza gelir. İllet bir şeydir, bende de var ya. Hayır Arif Bey, bende reflü falan yok. He, o zaman sizde gaz var ya. Benden size tavsiye, hiç içinizde tutmayın. İçinde tutup dert olacağına dışarı çıksın, mert olsun ya. Aman aman, hiç yani rahat ol ya, hiç çekinme. Sal sal, sal gitsin, sal sal. Ne kadar şakacı bir insansınız Arif Bey. Ayrıca çok da safsınız. Ya evet Çakuş ya, çok yok. Sinan abim de hep öyle diyor biliyor musun? Ya Arif oğlum diyor, sen var ya gerçekten çok böyle yeni doğmuş bir camış yavrusu gibi safsın diyor ya. Çok seviyor Sinan abim de beni. Arif. He. Yanıma gelir misin biraz? Ben. Gel. Gelirim. Arif. Hı. Ben dün gece sabaha kadar seni düşündüğüm için uyuyamadım. Bir şey söylemeyecek misin? Arif? Arif? Arif kendine gel. Arif! Ha, ha, ha. İyiyim, iyiyim ya. Kendimdeyim ben. Öyle ufak çaplı bir şok geçirdim yani. De ben biraz önce yanlış duymadım değil mi ya? Evet Arif'ciğim, doğru duydum. Senden çok hoşlandım ben. Ha, öyle mi? Neremden hoşlanmıştın en çok? Yani genel olarak beğeniyorum seni Arif'ciğim. Benim de sana müjdeli bir haberim var. Ben de senden çok hoşlandım yani. Ne kadar sevindim anlatamam. Ben de. Arif'ciğim.
Benimle çıkar mısın? Tabii canım, niye çıkmayayım? Şu içeceğini bitir, hemen çıkarız. Kafeden çıkmayı kastetmedim abicim. Yani sevgili olarak benimle çıkar mısın? Bu nasıl laf öyle ya? Çıkmaz mıyım? Çıkarım tabii. Ben seninle Feza'ya bile çıkarım yani. Ne kadar tatlısın abi. Sen de. Ne haber Osman Zeleler? Sabah sabah Osman Aga'nın kimyasal gaz saldırısına mı? Dün de bu yoğurt ne böyle Cuma? Ne kadar yoğurt bu yoğurt böyle yoğurt? Babamın sıktığı böcek zehrinden zehirlenmemek için yiyor Sinan abi. Sabahtan beri böyle 5-6 tane yoğurt yedi. Oha! Ya Sinan abi, şimdi şunu aslında konuya girelim. Yani biz Dilek'le artık bu yaşadığımız ızdıraptan yorulduk ya. Bir şeyler yap, yardım et ya. Ne yapayım lan Cuma? Gidip Osman Aga'yı döveyim mi? Oğlum ne yaparım? Elimizdeki mal bu. Yani bu adam duyarsız, tutarsız, duygusuz. Öyle bir adam yani. Sevgiden anlamaz, aşktan anlamaz, tutkudan anlamaz. Hiçbir şeyden anlamaz. Yani al sana bir kereste. Ya da şu keresteden bir kıl ince yani. Sinan abi ayıp oluyor. O hakaret ettiğin adam benim birazcık babam oluyor. Eze be eze. Hakaret ettiğim adam senin babansa da benim en yakın arkadaşım. Ne yapalım yani? Depremle yaşamaya alıştığımız gibi Osman Agare'de yaşamaya alışmalıyız Dilek Hanım. Ya boş ver Sinan abi, şimdi dalga geçme bizle. Bu durum artık canımıza gerçekten tak etti. Eğer sen yardım etmezsen ben intihar edeceğim. Ne intihar? İntihar nereden çıkardın kız? Deli misin sen? Gerizekalı. İntihar mı? Çok güzel. Sana biz ufacık, mini minicik, çıtı çıtıcık, pıtı pıtıcık bir intihar hazırlayacağız. Çok güzel. Ya Sinan abi saçmalama ya. Kızın kafasına öyle şeylere sokma. İyi ki de yardım istedik ha. Dur be gerizekalı. Gerçekten intihar etmeyecek. İntihar ediyor, numarası yapacak. Numaradan mı? Niye ki? Niye ki mi? Bak Dilekciğim, aç lan avcunu. İnsan bazen elindekini kaybettiği zaman onun kıymetini anlar. Osman Aga da seni kaybedince, yani sen intihar edince senin gerçekten değerini anlayacak. Seni sevdiğini fark edecek, bunun farkına varacak. Sonra ben ne yaptım diye kafasını taştan taşa vuracak. Diyecek ki keşke Dilekciğim hayatta olsaydı da onu istediğiyle evlendirseydim diyecek ya. Ya Sinan abi kusura bakma ama hayatımda duyduğum en saçma plan bu. Ya Cuma bana göre de çok saçma. Yani şimdi Osman Baba kızın öldüğünü öğrenecek, bir de bizim evlenmemize izin verecek. Çok saçma. Ya bir durun ya. Bir dinlemeden hemen niye çok saçma diyorsunuz? Bir anlatayım bakayım. Şimdi gelin bakayım. Şimdi bakın şimdi. Sen önce gelin bakayım. Geçmiş olsun. Kazayı çok ufak sıyrıklarla atlatmışsınız. Endişe edilecek bir durum yok. Sağ olun doktor hanım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Anne niye o tekerlekli sandalyeye oturuyorsun? Yorulduysan eve gider, gir yatağına yat. Bir ya bak Nazo. Müteahhite bir oyun atacağım. Sakın açık vermeyesen ha. Vallahi billahi siya sütümü helal etme. Ne oyun anne? Senin dilin ne söyleyeyim? Kafaya koymuşam. Müteahhitle dersi izdivaç edeceğim. Hadi şimdi kapıyı aç, müteahhiti içeri al. Ama anne. Kız aptal kafa. Ne diysem onu yap haydi. Buyurun. Hanım geçmiş olsun. Neyin varmış? Ne diyeyim? İyiyim. Sayanda artık bacaklarım yoktur. Anlamadım. Nasıl anlamadın? Gazada galiba senin de kafan bir yere çarptı, beynin sulanmıştır ha. Bundan böyle artık yaralı, ürkek bir maral gibiyim. Bundan böyle sakat kaldım, yürüyemeyeceğim. Yapma ya. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Üzüntüden içime öküz oturdu. Nazlı göreyim insan. Tahsilli adamın hali bir başka oluyor. Şiir gibi konuşi, içime öküz oturdu diye. Anne, anne iyi misin? Gördüğün gibi bu halde ne kadar iyi olunursa o kadar iyi. Anne bu tekerlekli koltuğun üstüne ne işin vardır ya?
Çok mu beğendin? İstersen eve ikilisini, üçlüsünü alak, hep birlikte otururak. Ya anne, niye dalga geçirsen ya? Neyse, kafan çalışmaya başlamıştır. Oğlum Sait, aha bu müteahhit bana çarpmıştır. Beni sakat bırakmıştır. Hanım, sen benim yüzümden bu hale geldin. Kendimi çok kötü hissediyorum. Seni ziyarete gelebilir miyim? Olabilir. Sait oğlum, hadi sür de gidelim. Vay benim anam, canım anam. Vay benim garip anam. Nazo aç şu kapıyı hadi. Vay canım, vay. Vay vay vay. Merhaba can kışlar. Vallahi. Allah Allah. Oh. Ne oluyor? Oh. Hayır, hayır. Hayırdır? Oh. Nuri babam elini öpeyim. Allah Allah. Bayram değil, Seyran değil. Arif enişte bizi niye öptü? Ya Buse beni çağırdı ya. Gittik konuşuyoruz şimdi. Arif dedi, ben sensiz böyle seni düşünmeden yani geceleri gözüme uyku girmiyor dedi ya. Lütfen benimle çıkar mısın dedi. Bana dedi, inanabiliyor musunuz yani? Yuh Arif ya, yuha ya. Hatta ohara yuhara. Yani insan yalan söylerken bir düşünür, bu yalan benim ağzıma oturuyor mu der. Bir tartar, büyük geliyorsa sağından solundan keser. Çok saçma yani. Şimdi koskoca manken Buse Doruk seninle çıkıyor, öyle mi? Evet, aynen öyle söyledi Can Kuş. Hadi canım, gerçekten çok saçma. Yani Allah cezanı vermesin diyorum sana Arif. Hakim Bey, benim söyleyecek lafım kalmadı. Sanık sizindir, buyur. Nuri kardeşler. Bu oğlan iyice kafayı yedi. Bakırköy Deli Hastanesi'ne bir telefon edelim, bir oda ayırtalım. Gelsinler alsınlar, bunu götürsünler. Osman Babacığım, hiç gerek yok, hiç gerek yok. Ben ona teli kömleğini giydiririm, buradan kargoyla göndertirim onu da. Allah Allah, Arif'in taksisine bir manken bindi, çocuğun DNA'sı değişti be. Bak Arif'ciğim, zamanında benim taksime de Angelika binmişti. Angelika derken? Angelika Julie. Yani eğer takside bir aşk yaşanacaksa biz yaşardık. Bana ne kadar yakışıklısınız demişti. Sana bak, yamuk yumuksun, senin nerenle aşk yaşanacak ya? Ya Sinan abi, uğraşma çocukla. Belki doğru söylüyor Arif. Bir kardeşim, bu kızın da psikolojisi bozuldu. Biz bir yerine iki oda ayırtalım, bunu da alsınlar götürsünler. Ya Osman bir dakika dur ya, dur. Hemen gitmeyin çocukların üstüne. Arif, evladım bak. Şimdi belki kız sana başka bir şey söylemek istemiştir. Sen yanlış anlamış olabilirsin. Ha yani daha sonra üzülmeyesin, kırılmayasın diye öyle söylüyorum. He? Yok yok Nuri baba. Telefon. Ah, Buse arıyor. Efendim hayatım. Arif aşkım, gazeteleri gördün mü? Şok oldum ya. Benim bir iş adamıyla sevgili olduğumu yazmışlar, düşünebiliyor musun? Bir nebze doğru be canım ya. Şimdi yani ben de bir taksi şoförü olarak iş adamı sayılırım değil mi? Aşkım seninle değil, iş adamı Adnan Çelik'le yazmışlar. Ya ben bu yanlışı düzeltmek istiyorum. Sence de bir sakıncası yoksa bir basın toplantısı düzenleyelim diyorum. Ne dersin? Yapalım hayatım, yapalım. Sen nasıl istersen yani. Ama bende basının telefonu yok ha. Sen ararsın, söyleyeyim yani. Tamam aşkım, o zaman ben basını alıp durağa geliyorum, tamam mı? Tamam canım benim, tamam. Öpüyorum, görüşürüz. Bay bay. Al işte bak, basın açıklaması yapacağız. İlişkimizi diyor, herkese duyuralım diyor yani. Ya bırak Allah aşkına. Ya arkadaşlar, bu bizde kafa buluyor. Tutmuş bir kadın, ikide bir de aratıyor ben Buse Doruk'um diye. Bu da bizi yiyecek güya. Hadi can. İyi Can Kuş, görürsün gelince o zaman. Kusura bakma, onu bekleyecek kadar vaktim yok. Osman Aga, sen benimle bir gelsene, seninle konuşacaklarımız var. Burada söyle canım, biz hepimiz birer aileyiz zaten. Ya Osman Aga, burada söylenecek bir şey olsaydı burada söylerdim. Gel gidelim, seni de orada söyleyeyim. Hadi bakayım. Tamam, tamam, tamam. Kızma, kızma, tamam. Kardeşler, biz iki yerine üç oda ayırtalım. Bu da kafayı iyice yedi. Yere baksana, bir dümenler çevirir bu. Sorarsan anne fölüm yapayım. Fölüm mü yapayım? Ne fölümü Zeynep, yaradana kurban. Ya Seyit, sabah kuafördeydik. Herkes duydu, dedi ki ben bu müteahhit Hamza'dan hoşlandım. Acaba bununla nasıl tanışabilirim dedi. Allah'ı seversen efsah mı değilsen? O zaman gitti müteahhitin arabasına çarptı sonra, öyle mi? Öyle tabii. Sence de bu işte fazla tesadüf yok mudur? Vardır vallahi Zeynep ha. Peki sen o zaman değilsen ki anne sakat değil, bize oyun yapıyor he? He. Peki nasıl anlayacağız oyun yaptı hani? Sen şimdi o işi bir yere bırak. Bırakam o zaman. Bir yere bak Nazo. Eğer numara ettiğimi kimseye söylersen kızım demem, seni boğazlarım vallahi. Tamam anne, söylemeyeceğim.
Vah benim dertli başım, bacaklarım tutmayayım. Anne bize çay yaptım, içer misin? Bir şey hissettin mi? Yuh yuh! Nerede o günler kızım, nerede? Baksana bacaklarım tutmuyor. Anne bir bağırdım böyle hani canın yanıyormuş gibi. Yuh oğlum! Bilirsem ben gelinimi çok seviyorum. Abi yarına bir şey oldu diye bağırmış. Tabii. Kesin öyledir de çözemedik mevzuyu neyse. Kapı çalıyor. Ben bakarım. Diye sorarsanız anne gerçekten sakat ya. Yani numara falan yapmayın, zaten kafadan sakattı. Şimdi ayak da sakat, toptan sakat oldu ya. Ben seninle aynı fikirde değilim Seyit. Sen ne düşünüyorsun Nazu? Vallahi ben ne diyeyim yenge? Anne sakatam değil. Seyit, Mahmut Ayit Hamza Bey gelmiştir. Bir yaç açık getirmiştir. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk oğlum. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Ay müteahhit Hamza Bey beni dışarı gezmeye götürüyor. Hadi size çüss. Ya anne bir dur, üstünü başını değiştirelim, hele gidersin. Bu ne susaksın? Duraktan aldın beni, buralara kadar getirdin. Arabada da hiç ağzını bıçak açmadı. Yani dut yemiş bülbül gibi sustu. Niçin getirdin beni buraya? Ya Osman Aga, ben istedim ki böyle sahilde deniz kenarında konuşalım. Abo, ya şu intihar etmeye çalışan kız senin kız Dilek değil mi Osman Aga? Dilek midir o be? Gözüme güneş diyelim. Hakikaten Dilek, kız Dilek. Sen misin Dilek? Elveda baba. Niçin bana el sallar bu be? Dedim ya Osman Aga intihar ediyor işte. İntihar mı edecek? İntihar ederse seni öldürürüm Dilek. Ya, Dilek! Dur sakin ol ya, dur ya. Atladı. Ben de kızımı kurtaracağım. Bırak, bırak, bırak. Ölmüştür artık. Bırak be, bırak be. Osman Aga, Osman Aga. Boşuna uğraşma. Giden gitmiştir Osman Aga. Kızım gitti sana. Dur ben yardım, kurtaracağım. Yıldan elini aşkım. Babayan, babayan. Babam inandı mı buramıza? İnanmasın ekelime. Sen oh, şurada kendi gözlerine bak. Ah canım babacığım ya, nasıl da ağlıyor. Meğer ne kadar seviyormuş beni. Merak etme aşkım. Bundan sonra göreceksin, daha çok güzel olacak. Öyle mi diyorsun? Evet, gel içeri. Hoş geldin. Gel. Aşkım, ben seni ailemle tanıştırayım. Nuri baba, Mehmet hocam, Leyla abacığım, Mert biraderim, bu da Al Pacino Ali Kemal. Al Pacino iyi dedin. Yengeciğim hoş geldin, şeref verdin, ben de sana çay vereyim, saygılar. Hocam inanmıyoruz, bayağı bayağı aşk yaşıyorlar. Vallahi gözlerimle görmeden inanmazdım, gördüm, hala inanamıyorum. Arkadaşlar, sevgilimle fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Hı hı. Aslında bu ilişkiyi açıklamak istemiyorduk ama hakkımızda çıkan yanlışları düzeltmek için böyle bir basın toplantısı düzenledim. Arif Bey ne iş yapıyor acaba? Uçak pilotuyum. Allah Allah. Ya Cankuş, taksi durağındayız, görmüyor musun? Taksiciyim ben. Aslında kendisi şairdir ama hobi olarak taksicilik yapıyor. Yani halkı daha iyi tanımak ve onların sorunlarını şiirlerinde yansıtabilmek için. Tabii tabii. Yani bütün erkeklerin peşinden koştuğu ünlü bir manken bir taksiciyle çıkıyor, öyle mi? Arkadaşlar lütfen, ben parayı değil aşkı seçtim. Arif benim ruh ikizim. Şimdi Cankuşlar, taksici deyip geçmeyin lütfen. Bugün bir taksici güzel bir şekilde çalıştığı zaman, masrafları kenara attığında günde 40-50 lira falan kazanabiliyor yani. Gece mesaiye çıktığını düşünürseniz, bu nereden baksanız bir 70-80 lirayı da buluyor. Ben bu kazanma koşulları içerisinde Buse Hanım'ın her türlü masraflarını karşılayabilirim yani.
Ay çok şakacı, dur da arkadaşlar. Canım benim. Canım canım. Oh. Ya Nuri Baba, görüyorsun değil mi? Biz inanmıyorduk ama şu Marken Buse sahiden sevgilisiymiş Arif. Ya hoca, bu işte kesin başka bir iş var ha. Yani kızın tavırları, davranışları, hareketleri hiç sahici değil. Sence numara mı yapıyor? Ama kızın ne çıkarı olabilir ki bizim Arif'ten? Bilmiyorum. Yani burnuma hoş olmayan kokular geliyor. Keşke Sinan abi de burada olsaydı, Buse Hanım'ı körüp de mosmor olsaydı. Hakikaten Osman'la Sinan neredeler ya? Bir şey konuşacağız diye çıktılar ama hala gelmediler. Allah Allah. Dur ben bir Osman'ı arayayım ya. Bak dalgıççı. Eğer ki kızını bulmadan dönersin, vallahi billahi külahları değişiriz. Hadi git de gel, hadi çabuk kızını bul. Oh kızcağızım. Güzel kralı kuzum. Bu bacanı bırakıp derilere gittim be. Hadi kalk, yürü gidelim, eve gidelim. Hadi, hadi. Gidelim bu. Allah Allah, nasıl çalışıyor bu ya? Çok saçma. Buyurun Osman Aga'nın telefonu. Sinan, neredesiniz oğlum siz ya? Kaç saat oldu? Niye gelmiyorsunuz durağa? Nuri Baba sen misin? Nasıl gelelim Nuri Baba? Osman Aga'nın kızı Dilek intihar etti baba. Osman Aga burada sinir krizleri geçiriyor baba. Ne? Dilek intihar mı etti? Ne? İntihar mı etmiş? Nasıl oldu olay evladım? Kurtardınız mı kızı? Nasıl? Durumu iyi mi şimdi? Yok baba, bulamadılar Dilek'in cesedini. Arama tarama çalışmaları hala devam ediyor baba. Allah! Bana bak, biz hemen sizin oraya geliyoruz. Neredesiniz siz? Baba, siz buraya gelmeyin baba. En iyisi ben Osman Aga'ya alayım. Osman Aga'ların evine götüreyim, siz oraya gelin baba. Tamam, geliyoruz. Nasıl gideceğim ben o eve? Al. Fırla Mehmet Hoca, hemen gidiyoruz. Nasıl olmuş be oğlum? Ah ah, bir zamanlar ben de böyle spor yapıyordum. Jokingimi ediydim. Ama şimdi yürüyemiyorum bile. Ne olursunuz beni affedin Fatu Hanım. Sizin başınıza gelenler hep benim suçum. Siye de biye de yazık oldu. Sayende ben tekerlekli sandalyede oturacağım. Sen parmaklıklar ardında ömrünü çürüteceksin. Anlamadım. Ne parmaklığı? Yani senin sayende bu hale gelmişim. Adalet önünde cevap vermeyeceksin mi? Polis geldiği zaman elbette diyeceğim ki bir müteahhit Hamza çarpmıştır. Yapmayasın Fatma Hanım. Benim hayatım kayar sonra. Yani bunun bir usulü çaresi yok mudur? Sana çok çok para versem olmaz mı? Parayla saadet olmaz Hamza. Bu sakat halimle kim evlenir benimle? Kuruyup evde kalacağım. Öyle deme canım. Daha senin çok kısmetlerin çıkar. Kim evlenir ki benimle? Misal sen evlenir misin Hamza? Ya yani ben evlenmek niyetinde değilim. Ya, evlenmeyi hiç düşünmüyorum şimdi. Ben de sakat kalmayı düşünmüyordum ama bak sayende kaldım. Seni polise vermemi istemiyorsan benimle evlenirsen. Evlenir. Değmez. Evet, evet. Ha? Şöyle işte. Sür sür. Hızla sür. Ha. Ah gitti Sinan, gitti kızım, gitti. Nereye gittin sen? Ah, ah. Ya Osman Aga ya, zamanında Dilek'le Cuma'yı evlendirseydin bunlar gelmezdi başına ha? Çok doğru söylüyorsun Sinan. Kızı bileceğini kendim ölseydim baltalayacaktım. Ya dur Osman Aga, ne yapıyorsun dur? Delirdin mi çocuk musun ya? Kendine gel. Allah Allah. Hem Dilek'in öldüğüne malum. Nerede bulacaklar be? O kadar dalgıççılar. Ara Dilek, tara Dilek bile. Bulama Dilek. Ya dur. Allah'tan umut kesilmez. Belki bulurlar dalgıççılar. Ne yapıyor yani?
Aman. Ah deryalarımı verdim. Kızcımızı verdin deryalara. Nerede benim kıymatlar? Zavuya gitti kızım, gitti gitti. Paralım gitti. Geçmiş olsun Osman. Geçmiş olsun Osman abi. Sinan. Karakola haber verdiniz mi oğlum? Verdik baba. Polisler hemen olay yerine geldiler. Dalgıçlar da geldiler. Boğazın derin ve serin sularında arama tarama çalışmalar yapıyorlar. İnşallah sağ salim bulacaklar dileği Osman abi. Nerede bulacaklar? Nerede bulacaklar? Kaç saat oldu? Leyla, sende şey var mı? Fare zehri var mı? Fare zehrini ne yapacaksın Osman abi? Kedi kedimi intihar edeceğim. Ya ne intiharı, saçmalama. Allah Allah, bırakma kendini böyle. Allah'tan umut kesilmez. Alo. Anneciğim sakın benim olduğumu çaktırma. Evde durumlar nasıl? Mihriban abla buyur. Tebrik ederim anneciğim. Çok güzel rol yapıyorsun. Aa, sorma Mihriban abla. Sorma, perişanız Mihriban ablacığım. Sorma. Bizim bu deli kız Dilek var ya, saldı kendini deryalara. Ya. Aa, bu inatçı babası vermedi sevdiğine. Bu arada biz gayet iyiyiz. Senden de güzel haberler bekliyoruz, tamam mı? Tamam, söylerim. Küfürlerini iletirim. Hadi iyi günler. Nuri baba, durakta şimdi kimse yok. Siz durağa gidin, ben Osman Aga'yla ilgilenirim. Hadi baba, siz, ben yolcu edeyim, hadi. Hadi Osman, bırakma kendini. Hadi. Sinan, ne oluyor? Baba, Dilek ölmemiş, yaşıyor. He, yaşıyor mu? Ne diyorsun sen Sinan? Yani Dilek intihar etmemiş, yaşıyormuş hocam. İntihar etmemiş mi? Yani etmiş. Etmiş de etmemiş. Yani ediyormuş gibi yapmış da intihar etmiş süsü vermiş yani. Oğlum, neler çeviriyorsunuz ya? Baba şimdi Sayfiye yenge, Cuma, Dilek bir olmuşlar. Osman Aga'ya numara yapıyorlar. Yani Osman Aga inansın da Dilek'le Cuma'yı evlensinler de evlendirsinler diye numara yapıyorlar baba. Puh senin suratına. Baba pardon, yani numarayı onlar yapıyor. Tükürüyor, ben niye yiyorum onu anlamadım ben. Çünkü bir işte bir oyun varsa, bir fırıldak dönüyorsa bu mutlaka senin başının altından çıkıyor. Vallahi benim bir parmağım yok baba bu işte. Ya Sinan, delirdiniz mi? Niye kızın intihar etti diye adama oyun oynuyorsunuz? Ya kalbini mi indireceksiniz adamın abi? Vallahi ben bir şey yapmadım abla. Allah, neyin peşindesiniz? Nasıl bir üç kağıt çeviriyorsunuz bilmem ama bir an önce şu adama kızının ölmediğini söyleyin o kadar. Tamam baba, söyle. Yanlış isimlerle yazmasından bıktım, usandım. Biz Arif'le birlikteyiz ve çok mutluyuz. Herkes bunu böyle bilsin. Hastayız birbirimize, can kuşlar. Bak, gördün mü karıcığım? Sana suçsuzum diyordum, bana inanmıyordun. Kadın başkasıyla birlikteymiş. Ay ne bileyim, annen gazetede o resimleri görünce ne oluyoruz dedim ben de. Aşk olsun karıcığım. Seni aldatabileceğimi nasıl düşündün? Ya anne, haydi ne diyeceksen de. Toplaştırdın bizi buraya. Size müjdeli bir haberim vardır. Biz Mithayet Hamza'yla evlendik. Ne? Ya nereden çıktı şimdi anne? Anne, nerede can evlenir? Bak 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 bak. Sen sus kız, çırpası saylak. Hem çirkinsen, hem gudubatsan, hem sümüklüsen, yine de koca bulmuşsan. Ben hükümet gibi karıyım. Niye evlenmeyeyim? Ya ne abuk sabuk konuşma ya. Bu evlilik nereden çıktı şimdi? Doğru. Haklısın oğlum. Tabii benim gibi eli ayağı tutmayan kötürüm bir kadın. Üstelik bir bardak suyunu bile alamayan bir kadını kim ne etsin? Ya anne, ben ele demek istemedim. Yanlış anladın ya. O zaman niye izin vermişsin? Ağam, anneyi daha çok üzmenin manası yoktu. Müsaade et, evlensin. Peki madem çok istiyorsunuz, tamamdır. Ya
yaşa oğlum. Sen bir tane san. Hamza, hemen evlilik hazırlıklarına başlayacağız. Kız Seyitoğlu'nun da izin verdiğine göre hemen başlayak. Osman! Osman, kocacığım neredesin? Kızımın ölümüne ben sebep oldum. Kendimi hiç affetmeyeceğim. İkizlerime iyi bak. Taksinin geliri size yeter. Evin de var. Kır dizini otur. Kendini öldürmeye giderim. Rahmetli kocan Osman. Ay yeter. Ay telefon. Ay. Aman Allah'ım yarabbim. Efendim Safiye. Alo Nur abi. Osman'ım intihar etmeye gitmiş. Safiye üzülme. İntihar falan yok ortada. Sinan söyledi, Dilek intihar etmemiş ki. Ayrıca sen de bu tezgahın içindeymişsin. Yok yok, ben Dilek'ten değil Osman'dan bahsederim. Osman'dan mı? Ne olmuş Osman abi? Not bırakmış. Kızım öldü, benim yaşamaya hakkım yok demiş. İntihar etmeye gitmiş. Ana, Osman intihar etmeye gitmiş, iyi mi? Ne? Ne? Eyvahlar olsun. Peki sen cep telefonundan arasana onu. Neredeymiş bir öğren. Cepten de arayamam. Cebini derde bırakıp gitmiş. Nereye gitti belli diyor. Tamam. Safiye şimdi sen merak etme. Ben bizim çocukların hepsini Osman'ı aramaya gönderiyorum. Bulur bulamaz haber veririm. Tamam hadi. Tamam. Mert. Fırlayın abi dört bir yana. Ne yapın? Yapın bunun şu Osman'ı hadi. Tamam baba. Hadi korkacak. Ne oluyor bu Osman'a da ya? Deli midir nedir? İntihar nereden çıktı şimdi yani? Bana bak Sinan, konuşma. Hepsi senin başının altından çıktı. Yani Osman'a bir şey olursa karşıma çıkma. Vallahi öldürürüm seni ha. Ya Osman'a da gerizekalılık yapıyor. Niye celemesini ben çöküyorum? Ben onu anlamadım. Çok saçma ya. Yani. Mega yüksek be. Başım güne. Acaba daha alçak bir yerden mi atlasaydım ha? Ama o zaman da ölmezdim ki. Bina tepesi bir adam var. İntihar edecek. Osman baba! Osman baba! Osman ağa, sakın intihar etme. Hayat çok güzel. Hadi be. Angut bari. Karın seni bırakıp başka erkeklerle gitti. Malını mülkünü de götürdü. Hayatın neresi güzel be? Hadi Angut. Aman be, sana da iyilik yaramıyor. Atla o zaman. Ne halin varsa gör. Sakın atlama Osman baba. Ben hemen polisi, itfaiyeyi arıyorum. Alo. Polis mi? Bir adam atlayacak. Osman abi değil mi o? Aa, Osman abi. Osman abi, ne yapıyorsun orada? Aa, merhaba Şükran yenge. Mehmet nasıl? Sabahtan beri görüşemedik. Ha, ben atlayacağım da siz şöyle biraz kenara çekilin. Üstünüze kan man sıçrar. Bilirsin ben kanlı canlıyım da. Osman abi saçmalama. Saçmalama, sakın atlama aşağıya. Kızım babanı ara, çabuk babanı ara. Tamam arıyorum. Yapma Osman abi. Alo Mert. Ne haber oğlum? Bulabildiniz mi Osman'ı? Yapma ya. Hadi aramaya devam edin oğlum. Efendim Nurten. Baba, Osman abi inşaatın tepesine çıkmış, intihar edecekmiş. Osman abi inşaatın tepesine mi çıkmış? Ya Nurten ne diyorsun sen? Onda yükseklik korkusu var. Neredeymiş bu inşaat? Neredesiniz siz? Gülebakan sokaktayız baba. Çabuk gelin. Tamam, hemen geliyoruz, tamam. Güne bakan sokaktalarmış duruyor baba. Fırla. Ha Sinan, bana bak. Arkadaşlara haber ver. Güne bakan sokağa gelsin. Hadi oğlum. Sonra sen de. Sinan abi arıyor. Söyle Sinan abi. Babam yaptıklarına pişman oldu değil mi? Evet Dilek, pişman oldu. Hem de tahminimizden daha fazla pişman oldu. Mahvolduk yani biz Dilek. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyorsun ya? Ne diyeceğim? Senin bu baban olacak gerizekalı Osman Aga inşaatın tepesine çıkmış, intihar ediyormuş. Ne? Babam intihar mı ediyor? Olamaz. Evet, Gülebakan sokaktaki bir inşaatın en tepesine çıkmış, oradan intihar ediyor. Hadi sen hemen oraya gel, ben de oraya gidiyorum. Tamam, hemen geliyoruz Sinan abi. Koş o bayana. Baba beni de bekleyin, geliyorum. Osman kardeşim saçmalama, gel in aşağı. İneceğim ama komiserim, bile merdivenden değil. Hup diye atlayacağım aşağıya. Hüseyin, vallahi ısrar etme, kalbini kırarım ha. Tamam Osman abi, tamam abi. Kaldı mı şu düşeğe be? Ölüyorum.
kızlara bak, evden çıkma demedin mi be? Ha? Kim bakar şimdi Buse Naz'da, Sude Naz'a? Ah Osman, iki dönümü düşünürsün, beni de düşünürsün, intihar etme. Ben kocasız ne yaparım? Yürü müsün? Aklım fikrim kocada be. Ben can derdindeyim, sen koca derdindesin Samiye. Osman! Bana bak, sakın bir delilik yapayım deme. İn aşağı. Osman abi, güzel güzel in aşağı ya. İn, in. Benim başım tüner, gözlerim karanlıklaşır yani. Çekil oradan. Benim kızım inmiş. Ya buradan, ya atlayacağım artık ben. Çekilim ya. Sinan, ben Osman'a gerçeği söylüyorum, yoksa atacak kendini aşağı. Dur Nuri baba, dur. Ben söylerim şimdi. Komiserim, ver bakalım şunu. Osman ağa, Osman ağa. Hadi gözün aydın, müjdemi isterim. Ne müjdesi be susak? Artık'ın müjdeyle alakadar olmam ben. Hadi. Ne işime yarayacak şimdi benim müjde? Bak Osman ağa, hadi müjdeyi dinle. Müjdem şudur, Dilek ölmemiş, yaşıyormuş. Yani kısaca senin dileğin yerine gelmiş de senin dileğin kurtulmuş. Yeter be! Pardon baba. Hesabı silersin Sinancık. Vallahi sen söylerim Osmancık. Sarıyer açıklarında balıkçılar kurtarmış. Şimdi taksideymiş, bana telefon etti. Sinan abi, ben geliyorum, baba intihar etmesin de. Enter ki kızım kurtulsun. Herhangi kimle evlenirse evlensin, izin vereceğim artık ya. Benimle evlenebilir mi Osman baba? Sus be! Sen nereden çıktın? Allah'ım hangi? Babacığım! Babacığım, ben buradayım! Bak burada! Burada! Allah'ım sana şükürler olsun! Dilek kurtuldun ha! Gönlüm bulanır! Ay Osman, neyin var, iyi misin? Ay kusacağım kalma! Kusacağım! Düşme! Tutun orada bir yerlere Osman'a gel, sakın düşme! Kurtuldu. Kardeşim, artık'ın dersimi aldım. Kızcağızım, sen de kimle istersen onunla evlenebilirsin. Masayı kardeşim. Ozan kardeşime söz vermiştim. Eğer bana yardım ederse ben ona ziyafet çektireceğim. Bayan'ın ne işi var burada? Helal be bayana. Sözünü tuttum. Ya bu nedir ki kardeşim? Yani ben seni 40 gün 40 gece yedirsem içirsem az ya. Sayende dilekle evleniyorum ya. Ya aşk olsun o bayana, ne yaptık ki? Altı üstü yengeyi suyun altına aldık, tekneye çıkardık. Hepsi bu. Tamam da Ozan kardeşim. Senin için bu kadar olabilir. Bir de bu taraftan bakman lazım. Eğer sen bunu yapmamış olsaydın, Osman aga dilek boğulduğunu inanıp da bu kadar uyumuşamazdı ki. Yalnız tebrik ederim. İyi plan yapmışsın. Vay üçkağıtçılar vay. Vallahi plan ben yapmadım ki. Bütün plan Sinan abi yaptı. Sinan abi dedi ki Osman aga kızın ne kadar sevdiğini anlaması lazım. O nedenle Dilek intihar etmiş gibi bir plan yapmamız lazım. Osman aga kızın öldüğünü zannetti ya. Nereden bilsin biz dalgınca kızın böyle son altından aldık. Ozan kardeşime tekme çıkardık. Çak. Ne oldu Nuri baba? Dün bana kızıyordun. Bak ben hayırlı bir işe vesile oldum, hayırlara vesile oldum. Bizim Karacuma ile Dilek evleniyor. Ne haber? Kesin bana cennette bir oda hazırlanıyordur artık. Vallahi öbür tarafta bir odan olacağı kesin de... o odanın cennette olup olmayacağından ciddi şüphelerim var. Niye yani, cehennemde midir baba? Sinan bir de iyi tarafından bak olaya. Bundan sonra ısınma problemin olmayacak. Düşünsene yerden ısıtmalı çok sıcak bir odan olacak. Karoliferli yani, öyle mi hocam? Lodos denizden eser, ben deniz Arif keser. Arif de geldiğine göre Nuri amca, artık Dilek'in düğününe gidebiliriz. Gidelim kızım. Ali Kemal, durak sana emanet ha. Sen hiç merak etme şimdi Nuri babacığım. Durağa köşüm gibi bakarım, Mehmet Hoca'ya da canım gibi bakarım. Ha bu durağa da bir şey olmaz, taksilere de zarar gelmez, merak etmeyiz. Oğlum sen zarar vermezsen başkasından zarar gelmez. Aşk olsun Nuri babacığım. Kırdım beni. İyi günler. İyi günler, taksi mi lazımdı? Buyurun, sıra bende. Hayır hayır, taksi lazım değil. Ben Arif Bey'le görüşmek istemiştim. Lodos denizden eser, ben deniz Arif keser. Buyurun. Arif Bey, sizinle görüşmem gereken bir konu var. Yalnız biraz özel bir konu. Madem özel bir konu, o zaman biz çardağa çıkalım. He? Buyurun, buyurun. Hadi bak.
Vallahi bu onun da kısmeti açıldı ha. Her gün aksiyon, her gün aksiyon. Hep atıl kurt, atıl kurt. Hiç katıl kurt diyen yok yani. Hadi neyse. Geç kalıyoruz, gidelim. Eğlenceler. Eyvallah, geç. Arif Bey, Buse Doruk'un sevgilisi olduğunu söyleniyor. Ne kadar ödediler size? Vallahi ben Buse Hanım'ı Kavacık'tan aldım. Beykoz konaklarına götürdüm. 18 lira tuttu. Bizde yalan yok yani. Arif Bey, taksimetre ücretini sormuyorum. Buse Doruk'un sevgilisi gibi rol yapmanız için size ne kadar ödediler onu soruyorum. Ne diyorsunuz siz hanımefendi? Bu lafları duymamış olayım yani. Bayan olmasaydınız şu an size kafayı gömmüştüm burada. Arif Bey, dürüst olalım. Buse Doruk'un sizin gibi bir taksiciyle birlikte olamayacağı belli. Size onun sevgilisiymiş gibi rol yapmanız için para önerildi belli ki. Ne kadar ödediler? Eğer gerçeği söylerseniz size iki katını ödeyeceğim. Hanımefendi, siz bana inanmıyorsanız gelin buyurun Buse Hanım'ın yanına gidelim. Kendi gözlerinizle görün. Ben sadece gerçeği merak ediyorum Arif Bey. Merak mı ediyorsunuz hanımefendi? Buyurun gidelim, ben size gerçeği göstereyim. Gelin. Gelin, gelin. Kadir abi, bu herif ne iş ya? Önce Adnan'ın metresiyle işi pişirdi, şimdi karısıyla işi pişiriyor galiba. Yürü oğlum, takip edelim şunları. Evet, şimdi genç çiftimizi alkışlarla nikah masasına alıyoruz. Buyurun kardeşim, siz de Elena Hanım'la nikah şahidi olunuz. Hadi buyurun Mustafa. Durun, bu nikahı kıyamazsınız. Neden kıyamıyorlar? Ne demek istiyorsun sen Vank? Yani bunlar evlenemez kardeş mi demek istiyorsun? Bunların kardeş olması mümkün değil. %100 ayrıdır. Yani baksana, biri siyah, biri beyaz. Yani biri beyaz, biri siyah. Olur mu öyle şey? Kardeş değiller ama bu nikahta 3 kağıt var. 3 kağıt mı? Dilerseniz 3 kağıdı o bayananın kendi sesinden dinleyelim Osman Baba. Hadi diyelim. Dün akşam meyhanede arkadaşına anlatırken kaydettim. Bütün plan Sinan abi yaptı ben ya. Hayır! Osman Aga kızını ne kadar sevdiğini anlaması lazım. O nedenle Dilek intihar etmiş gibi bir numara yapmamız lazım. Bu nasıl bir şey ya? Herkes herkesi gizli kamerayla gizliden gizliye kaydediyor. Olacak şey değil. Bu bir skandal. Yani komplo. Osman Aga inanma. Montajdır o, dublajdır o Osman Aga. Seyre! Abi! Neden bilsin biz dalgıçça kızın böyle suyun altından aldık? Demek ki bile dalgıçiden denizin altından ilerleyerek kızı aldınız götürdünüz öyle mi? Allah! Karın artık bizden şüphelenmiyor değil mi sevgilim? Hayır aşkım. Şu taksiciyle yaptığınız basın açıklamasını izledikten sonra hemen inandı. Artık bizi rahat bırakır. Peki ben ne yapacağım o taksiciyle şimdi? Sardınız adamı başıma. Pek de saf bir şey. Gerçekten sevgili olduğumuzu düşünüyorum. Bir süre telefonla falan oyalı onu. Sonra sepetlersin. Buyurun hanımefendi. Buyurun. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Birazdan karşılaşacağınız gerçekler yüzünüze tokat gibi de patlayabilir yani. Vallahi yanıldığıma şahit olmayı ben de çok isterim. Yuvam kurtulur. Evet.
ben bakarım aşkım. Temizlikçi gelmiştir, hemen sepetlerim onu. Tamam canım. Ya aşkım kusura bakma ya, böyle zamansız geldim, rahatsız ettim seni ama. Ya bu hanımefendi diyor ki yani siz Buse Hanım'la diyor gerçek bir ilişki yaşamıyorsunuz diyor. Ben de diyorum ki ya olur mu öyle şey, biz diyorum sırılsıklam birbirimize aşığız diyorum ama dinletemiyorum ya. Aşkım kim gelmiş? Adnan! Serpil! Adnan seni seversen! Ne oluyor ya? Acım ben sana bakıyorum. Allah seni, Allah seni cezalandır. Ne oluyor ya burada? Sen bana boyunuz mu takıyorsun yani? Çekme, ne olur çekmeyin. Ulan sen var ya, sen var ya. Dur! Sen vurmaya bile değmezsin be! Sinan'ın yaptığı iş bu kadar olur. Hem evlilik yaptı, hem de Osman'dan yediği dayakla kaldı. Tren. Ana telefon. Efendim Yürebik. Anlamadım, nereye gidiyorsunuz? Banu Zorlu'yu dinlemeye Sinancığım. Bugün kadınlar matinesi var da. Hadi canım. Banu Zorlu mu? Ya ben hastayım o kadına. Ben de geleceğim ha. Aa. Ne demek oluyor öyle, hastasıyım hastasıyım Sinan? Ya yok canım, yanlış anladın Gülübük, ben hastayım derken şey demek istedim yani. Ben kadının sanatçı duruşuna hastayım, hayattaki duruşuna hastayım, sesine hastayım. Yani ben o hastalığı kastettim hayat. Ha tamam o zaman, başka bir şey olmasın da. Aşk olsun Gülübük, nereden çıkarıyorsun ya? Sen benim gönlümün sultanısın, sen benim biricik aşkımsın. Sen benim en zorlu kadınımsın, ben senden başkasına bakar mıyım? Ben hep seni hep tek geçerim Gülübük. Tamam ben söyleyeyim dedim. Tamam yavrum, iyi ettin, iyi eğlenceler. Banu'yu benim için bir öpüversene zahmet. Öpeyim mi? Yani öpmek nereden çıktı? Ne öpmesi ya? Ben şey dedim yani, alkışla benim için, bol bol alkışla. O alkışı hak ediyor. Hadi bakalım, iyi eğlenceler. Güle güle Gülübük. Nuri kardeşlik, rica ederim mani olmayın. Ben bu susağı öldüreceğim. Aman. Bu insanlık için büyük, benim için küçük bir cinayet olacak. Dünya bir mikroptan kurtulacak. Ya Allah Allah, Osman saçmalama. Ne öldürmesi? Hapislerde mi sürüyeceksin oğlum? Ne hapisi be? Bana hapis vız gelir tırıs gider. Bu susağı öldürene Nobel İnsanlık Ödülü verirler. Vallahi billahi. İnsanın kızı öldü diye insana şaka yapılır mı? Biraz susak. Ne diyorsun Osman Aga sen ya? Sevenleri bir araya getirmek bir suç mu? Yani kalpleri birbirine aşık olan iki insanın yuvasını yapmaya çalışmak bir kabahat mı yani? İnsanları birleştirmek sana mı kaldı be? Susak öldüreceğim bunu ben. Elbette bana kaldı. Yolu sevgiden geçen her herkes günün birinde bana gelecek ve Sinan abi bizi de şey yap, birleştir diyecek. Tabi bu arada birkaç kuruş para verirlerse gayet de makbule geçer yani. Ben burada kesin öldüreceğim. Bak vurdum ya, nasıl suçlu ya, kaçtı. Ya Osman abi, Sinan'a söyledim böyle oyun olmaz dedim ama dinlemedi beni. Vay! Sen de mi bilirdin bunu? Vallahi sana teessüf ederim ha. Oğlum biz sonradan haber aldık. Ne yapabilirdik ki? Sen de mi bilirdin öyle kardeşlik? Vallahi sana da teessüf ederim. Burada kalırsam derleneceğim. Çardağa gidip yerleneceğim. Allah Allah. Yürüme kapatayım bak. Adama bak ya. Bir dakika Nuri babacığım. Arif abicim yine televizyona çıkmış. Dur bakalım. İki gündür gündemi meşgul eden ünlü manken Buse Doruk'la sıradan bir taksici arasında yaşanan aşk ilişkisinin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Manken Buse'nin aslında ünlü iş adamı Adnan Çelik'le birlikte olduğu ve taksici Arif Kesel'in karavan olarak kullanıldığı ortaya. Yapma ya. Çocuğun duygularıyla oynadılar, iyi mi? Ben söyledim de oğlum. Bu işin içinde bir iş var diye buyurun. Gel, gel, gel Arif, gel Arif. Vallahi hocam. Üzülme be Arif. Yani zaman her şeyin ilacıdır. Senin kocaman bir yüreğin var Arif. Onu elbet anlayacak bir kız bir gün bulursun. Ya o değil de... Bir şey söyleyeceğim şimdi, inanmayacaksınız ha. Kötü bir şey mi oldu oğlum? Yok. Ya gelirken benim arabama kim bindi dersiniz? Kim? Kim bindi müdür? Kim? Ya bu ünlü dizi oyuncusu var ya, Hande Karaçimen. O bindi ya. Hatun tutuldu bana abi. Ya o neler saçmalıyorsun Arif sen? Ya vallahi Nuri baba, ben böyle geliyorum arabayla. Dalgınım zaten, gözüm yolda. Biri el etti, böyle durdum. Ben hemen tanıdım tabii. Pat arka kapıdan bindi. Gidiyoruz böyle yolda. Teyipte de şey çalıyor, aşkımızın canı çıktı. Ya dedi, ben bu şarkıyı çok seviyorum, biraz sesini açar mısınız? Açtım ben sesini. Vallahi inanmazsın Mehmet hocam. Gelene kadar düet yaptık beraber ya. Hatun kesin tutuldu bana abi. Ya Arif sen kesin adam olmazsın. Çankuş kıskan iler seni. Oğlum. Bakayım, kesin olmaz.
Anne, Hamza Bey düğün alışverişine çıkmak istiyor. Haydi hazırlan. Ay yok canım, ben gelmeyeyim oğlum. Zaten bacaklarım yürümüyor, ne işim var? Sütün gibi bacaklarım bir işe yaramıyor. Siz gidin annesi. Olur mu öyle hanım? Evimizi hep sen dizeceksin. Ne alırsak sen seçip alacaksın. Ah madem istiyorsan peki o zaman gelirim. Hem belki temiz hava iyi gelir ha? Ne oluyor? Vallahi zelzele oluyor. Zelzele oluyor. Lay lay lala. Muhammeden Rasulullah. Allah. Anne. Anne sen yürüysen. Ya bırak yürümeyi. Bildiğin koşayım. Hani ya sen bir daha yürüyemeyecektin? Hani sen kötürümdün? Yürüyem. Yürüyem. Allah'ım sana şükürler olsun ha. Şokun etkisiyle bacaklarım sallıkıda kalışıp cıllap gibi olmuştur ha. Lo Hamza, sen de az bandı değilsen ha. Biliymişsen taş gibi avradı almışsan bir tek kusurum vardı, o da kalmamıştır. Teessüf ederim Fatih Hanım. Demek her şey yalandı. Demek bana duygu sömürüsü ettin sen. Yok canım. Eğer yalanım varsa şuradan şuraya adım atmayam. Allah son anda halime acıdı. Düğünümüzde dans edelim diye bana sütun gibi bacaklarımı geri bağışladı. Kusura bakma hanım. Kusura bakma. Yalanlar üstüne yuva koramam ben. Her şey bitmiştir. Nereye gittin sen Hamza? Anne bıraksana ya, adamı ya. Buraya gel diyeyim sana. Bırak. Hamza gitti cehat kaldı. Utan, utan. Yaşından, başından utan. Korkuyorum vallahi senle sonumdan. Kaçıyorum billahi senin aşkından. Korkuyorum vallahi senle sonumdan. Kaçıyorum. Yakalar, sen kaçsan da kovalar, bırakmaz asla. Gizli aşk böyle yakar, can evinden yakalar. Sen kaçsan da kovalar, bırakmaz asla. Ama istersen, sen de istersen, olalım dersen. Sen ne güzel söyler be, su gibi okur vallahi. Kendi de güzel maşallah, hem de televizyondakinden de güzel. Ay siz de hiç güzel kadın görmemiş gibi konuşuyorsunuz. Nesi var ayol? Aa, daha nesi olsun anne. Baksana cillop gibi kız vallahi. Adı üstünde bağımlı zorlu. Zor bulunur böyle güzellik. Hı? Ayol ben onun yaşındayken bunun gibi bin tanesini cebimden çıkarırdım. Yani utanma sen Şazimet Hanımcığım, ben ondan daha güzelim diyeceksin. Aa, derim tabii. Güzel olmak ayıp mı? Ayrıca göz var, izan var. Bir bana bak, bir ona bak. Şazımet Hanım, sen herhalde son 30 yıldır hiç aynaya bakmamışsın. Bir ona bak, bir kendine bir bak. Baktı Safiş, baktı. Ama yaşlı olduğu için gözleri zor görüyor. Gizli aşk böyle yapar, canı binden yakalar. Sen çoksan da kovalar, bırakmaz asla. Can evinden yakalar, sen baksan da kovalar, bırakmaz asla. Ama istersen, sen de istersen, olalım dersen, korkmam sen ne ecelden. Akasya durağı efendim, buyurun. Sedef Sokak 4 numara. Tamam efendim. Tamam, hemen gönderiyorum. Baba, durakta kimse olmadığına göre sıra bende herhalde, öyle mi? Ne kadar zekisin. Tebrik ederim sana. Fırla oğlum. Tamam baba, fırlayayım. Ya! Bırakın beni, manyak mısınız siz ya? Bırakın beni!
Bağırmayı kes. Lütfen bırakın beni. Bağırmayı kes yoksa sıkarım topuklarına. Alo. Alo. Rasim kardeş. Evet benim. Şu an Banu Zorlu yanımızda. 500 bin lirayı hazırla ve bizden haber bekle. Şaka mı bu? Kimsiniz siz kardeşim? Bizim kim olduğumuzun önemi yok. Şu an kız yanımızda. Biraz gezdiriyoruz kendisini. Sakın polise de haber vereyim deme. Nereden bileyim Banu'nun sizin elinizde olduğunu? Dinle o zaman. Patron! Kurtar beni, manyak bu adamlar! Ne olur kurtar beni patron, kurtar! Bizde yalan yok paşam. Kurtar beni, ne olur. Parayı hazırladın, hazırladın. Yoksa keseriz kızın biletini. Alo! Alo! Banu! Alo! Ne oluyor patron? Banu'yu kaçırmışlar. Fidi istiyorlar. Durur musun? Sebep? Benzinleneceğim. Sıkıştım. Tuvalete gideceğim. Altına et. Terbiyesiz adamlar sizi. Durun diyorum size. Biraz kes sesini. Dur ya. Nakin ol. Kes sesini birazcık. Burada kim be? Nereden kaçmış bu? Sahneden falan mı kaçmış? Abori! Taksi. İyi günler. Siz Banu Zorlu değil misiniz ya? Hayret bir şey. Tesadüfün bu kadar olamaz ya. Vallahi bu oha dedirtir adama. Biliyor musunuz? Bugün kayganamla eşim sizi dinlemeye gittiler. Yani biz ayrıca sizi çok severiz. Siz göründüğünüzden 50 kat daha güzel, 100 kat daha zayıf, 200 kat daha sempatik, 500 kat daha cillopmuşsunuz Banu Hanım. Adım Banu mu benim? Yok, Abdurrezzak. Tabii Banu. Ya siz aynı zamanda göründüğünüzden 200 kat da esprikmişsiniz. Çok espriksiniz yani. Bravo. Başım bir yere çarptım galiba. Çok fenayım. Başınızı mı vurdunuz? Abo, dur ben bir bakayım. Bir anlatayım bakalım bana. Neresi ağrıyor? Amanın şişmiş burası. Geçmiş olsun. Ya bir arabadaydım, bir yerdeydim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Abo, yoksa siz hafızanızı kaybetmiş olmayasınız Banu Hanım. Siz dün öğle yemeğinde ne yediniz? Ne yediğimi hatırlamıyorum ki. Abo, sen dün öğle yemeğinde ne yediğini hatırlamıyor musun? Kesin hafızanı kaybetmişsin sen. Ne yapsak acaba? Ha, en iyisi şöyle yapalım. Ben seni Gülbik yengene götüreyim. O sana güzel bir nane limon kaynatsın. Nane limon hafıza kaybına çok iyi gelir. Gülbik yenge de kim? Gülbik yenge. Yolda anlatırım. Gülbik benim eşim. Adı Gülbik Kaya. Bir de oğlumuz var. Can Afacan. Çok şakraban. Onun soyadı da Kaya. Biz bir aile olduğumuz için hepimizin soyadı Kaya. Dırın 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 dırın. Bu benim kayganam Şanzıman. Bu da eşim Gülbik. Buyurun oturun, 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 oturun. Aa! Aa! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay inanır mısınız? Biz sizi az önce gazinoda izledik. Şaka gibi. Banu Hanım konser sırasında bazı şarkıların sözlerini söylemeyi unutmuş. Çok üzülmüş. Şimdi konsere gelen insanların, müşterilerin evlerini tek tek dolaşıyor. Parçayı tamamlıyor yani. Hangi şarkıyı unutmuş damat? Ya kaygana hakikaten sazan gibisin. Ben burada bir şaka yaptım. Sen de hemen atladın ha. Banu Hanım bizim ilk defa evimize bir ünlü geliyor biliyor musunuz? Ben ünlü müyüm ki? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya Sinancığım, Banu Hanım ne diyor? Bir tuhaflık var. Gülübük, kaygana siz benimle şöyle bir gelin bakın. Çabuk. Şimdi Banu Hanım kafayı bir yere çarpmış, tamam mı? Hafıza iptal, yani hiçbir şey hatırlamıyor. Yani resmen şanzımantı diferansiyeli dağıtmış. Hiçbir şey mi? Hatırlamıyor. Dün öğlen ne yedin dedim, onu bile hatırlamıyor. Aa, peki Sinan ne yapacağız? Yani bu kadının ailesine falan haber vermek gerekiyor. Yani. Verdim. Yani vereceğim, yani veririm, vermek üzereyim. Siz Banu Hanım'a göz kulak olun, ben hemen geliyorum. Tamam mı? Hı, tamam, hadi. Aa, kanka. Banu Zorlu'nun sizin evde ne işi var? Kesin benim ne kadar yakışıklı olduğumu duydu ve babamdan Allah'ın izniyle beni istemeye geldi. Baba, sakın vermemezlik yapmayın ha. Hem vermeyip de ne yapacaksınız? Turşumu mu kuracaksınız? Ben senin ağzın ortasına beş kardeşi bir gibi veririm, aklın başına gelir senin. Ben de verin Sinan amca. Yaşım geçiyor artık. Evde mi kalayım? Sus! Eşeğin sıpası. Bastı bacağı söylediği şeylere bak. Nereden çıkarıyorsun bunları? Ay oğlum merhaba desenize Banu ablanıza. Hoş geldiniz Banu abla.
eşya sıpaları ne yapıyorsunuz? Elektrikli süpürge gibi vakum kullandınız kızı. Terbiyesizler. Bırakın kadını bir oturun. Ne var ya? Oturun bir yere. Gülübük, benim ufak bir işim var. Sen bu veletlere de sahip çık, ben hemen geliyorum. Hadi bakalım Bana Hanım, görüşürüz. Anam kusuruna bak, ben hiç ünlü görmemiş ki bunlar. Nereden bilsinler? Manyak mıdır nedir bu adamlar? 500 bin lira hazırlayın dediler. Hazırladık. Niye aramıyorlar peki? Delireceğim ya. Sakın kıza bir şey yapmış olmasınlar. Allah korusun abi. Biraz daha bekleyelim bakalım. İyi günler Eleni yenge. Kalispera. Var ya, sayemde zengin oluyorsun, zengin. Ne oldu Kale? Seninle at yarısı oynadık da haberin mi yok? Var ya, sana çok zorlu bir sanatçı buldum. Sahneye çıkaracaksın, zengin olacaksın, zengin. Kimmiş bu zorlu sanatçı? Zorlu, Banu Zorlu. Haydi bre. Banu Zorlu'yu kim kaybetmişse sen bulacaksın. Vallahi buldum, hem de yolda buldum. Eve götürdüm, artık onun menajeri benim. Geceliğine 3.000 lira istiyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen daha Seyit'e bir kaset yapamadın. Nerede kaldı ki Banu Zorlu'nun menajeri olacaksın? Canım, o Seyit'in beceriksizliği, Seyit'in kabiliyetsizliği. Daha benim elimde ne sanatçılar var sen biliyor musun? Beethoven var, Mozart var, Hozart var. İşte hangisini istiyorsan onu getirttireyim. Peki ben sana nasıl inanacağım? Tamam, akşam çıkar sahneye, o zaman inanırsın, parayı da bastırırsın. Endaksi Kale, getir kızı, al parayı. Getireyim kızı, alayım parayı. Anlaştık. Tamam, bana bak, hazırlıklı ol, burası alkıştan yıkılacak biliyor musun? Buradaki salon, balkon, loca, lonca, gonca, yonca, hepsi alkıştan yıkılacak. Tabii bana zor da hak eder bu alkışları. Hadi akşama görüşürüz. Haydi yaşasın. Efendim Eleniciğim, nasılsın? Bu gece bütün arkadaşlarını toparlıyorsun, hep birlikte tavernaya geliyorsunuz. Büyük cümbüş var Nurimu. Cümbüş mü? Evet. Sinan Banu Zorlu'yla anlaşmış, onu sahneye çıkaracağız. Ya Eleniciğim, yalan söylüyordur. O üç kağıtçıya sakın inanma. Para falan vermemişindir inşallah. Kale verir miyim hiç Nurimu? Sanatçıyı getirecek, ondan sonra alacak parasını. Tamam, tamam, bakarız. Hadi görüşürüz Eleniciğim. İş işten geçti, sevemem seni. Eskisi gibi olamayız besbelli. Bak düşlerim kurudu, ümitlerim yoruldu, hatalarım savruldu, sakın arama beni. Bak düşlerim kurudu, ümitlerim yoruldu, hatalarım savruldu, sakın arama beni. Ya deme sakın, sen de gittin, yalancısın. Yok deme sakın, sözünde durmadın, yalancısın. Hani hafızasını kaybetmişti? Şarkıları nasıl hatırlıyor? Kaygana, ne çemkülün öyle, ne bağırın? Görmüyor musun? Elinde kağıt verdi, kağıda yazdım, onlar okuyor. Tabii ki hafızasını kaybetti. Ah poli oraya. Bak görüyorsun, bir de Sinan'a inanmazdı. Gerçekten de getirdi Banu Zorlu'yu. Hakikaten iyi iş başardı ya. Yani hiç beklemezdim Sinan'dan. Nasıl becerdi dersin? Valla Nuri amca ilk defa yalansız, dolansız, üç kağıtsız bir iş becerdi yani. İnşallah öyledir. Ne örüm Seyit Efendi? Bak gördün mü? Sende şu kadarcık kabiliyet olsaydı seni de böyle meşhur ederdim. Ama nerede sende o kabiliyet? Eğer olsaydı senin İbo'nun tahtına otururdun niye abi? Ya git alay seversen ağam. Sanki bunu sen mi meşhur ettin ya? Allah Allah ya, bir kere benim türkülerim dünyayı titredi. Hadi canım orada. Dünyayı titretmiş. Yalancısın. Bravo! Bravo! Banu Hanım, hıyar almağımın
Teşekkür ediyorum. Dokunuyorum mu peki? Çok güzel söylediniz, fevkalade. Teşekkür ederim, sağ olun. Hele o ilk söylediğiniz şarkı var ya, ben ona bayılıyorum. Hangi şarkıydı o? Ben pek hatırlayamadım da. Şaka yapıyorsunuz herhalde, değil mi? Yo, şaka falan yapmıyorum. Sinan Bey söylemedi mi? Ben hafızamı kaybettim de. Geçmişe dair hiçbir şey hatırlayamıyorum ki. Geçmişine ne gerek var yani? Geçmişini hatırlamazsan da olur. Ben de hatırlamıyorum. Mesela ben dün öğlen ne yemek yedim hatırlamıyorum yani. Önemli olan ilerisi yani. İleriye bakacağız. Biz önümüzdeki maçlara bakacağız. Bizim için şu anda en önemli olan şey mesleki kariyerimizdir Banu Hanım. Tabii ben de sizin menajeriniz olarak bana da hayır duası yapmanız lazım. Eğer yapmazsanız Allah sizi çarpar, taş yapar. Zaten taş gibisin maşallah, kaya gibi olursun. Ben de kaya, Sinan kaya. Sinan! Canım ben kaya taş işleriyle uğraşıyor muyum? Ondan ya. Çakıl taşıyla. Sinan. Efendim baba. Peki hanımefendinin annesine babasına haber verdiniz mi oğlum? Verdim. Vereceğim yani. Veririm. Yani gerekli malumat gerekli mercilere iletilecek babacığım. Vah zavallı Banucuk, vah. Sen Sinan'ın eline kaldıysan yandın. Artık sabaha kadar seni gazına gazına dolaştırıp sırtından para kazanır. Sen ne biçim konuşuyorsun Sayfa yenge ya? Niye ben sabaha kadar şey yapayım? Ben o kadar vicdansız mıyım yani? Değil misin? Değilim de. Hiç de bile. Biz biraz sonra koskoca bir sanatçıyla birlikte buradan çıkacağız. Çıkacağız. Hep beraber evimize gideceğiz. Gideceğiz. Sonra birlikte televizyon izleyeceğiz. İzleyeceğiz. Ondan sonra çekirdek çıtlayacağız. Çıtlayacağız. Sonra da kıskananları çatır çatır çatlatacağız. Çatlatacağız. Anne, eğer Banu abla banyo yapmak isterse sırtını ben keseleyim mi? Ya senin kafanı gözünü yararım mikro sapık. Bir kere kadını biz ailesine teslim edeceğiz. Ne biçim konuşuyorsun sen, eşek çıpası. Gerekirse ben fırçalarım Banu ablanı, yani şey keselerim. Hem daha iyi işte, temiz temiz teslim ederiz. Doğru söylüyor çocuk, temiz temiz şey yaparız yani. Banucuğum, baksana geceliğimi getirdim. Ölçülerimiz de uyuyor zaten. Yatarken bunu giyersin yavrum. Ver bakayım şunu kaygını. Bu ne böyle ya? Banu Hanım bunu giyerse maazallah içinde kaybolur. Arama tarama kurtarma ekipleri bile bulamazlar. Banu'nun yanında senin seviyene inmeyeceğim sevgili damadım. Yalan mı söylüyorum kaygana? Şuna bak ya, iftar çadırı gibi bütün mahalle sığar buna. Ha, şakacı damadım benim. Tamam tamam, tartışmayın. Nasılsa Banu Hanım'ın üstüne göre bir şey buluruz. Olmazsa benim pijamalarımı giyer. Yuh Sinan. Can, Sercan, ne işin var lan senin burada kerata? Annemler yatılı misafirliğe gittiler Sinan amca. Ben de evde tek kaldım, korktum. Size gelin dedim. Bak şu tesadüfe. Yani Banu ablan burada kaldığı zaman mı senin ananların yatılı misafirliğe gidesi tuttu? Vallahi benim sorunum değil Sinan amca. Annemleri söyle. Peki Banu kızımız nerede yatacak bu akşam? Ya size de çok yük oldum galiba. Olur mu öyle şey canım? Siz bizim onur konuğumuzsunuz, şeref verdiniz. Vallahi başımın üstünde yeriniz var. Yani başımın üstünde yatarsınız gerekirse. Baba, başının üzerinde rahat edemez. En iyisi benim yatağımda yatsın, ben de yanına kıvrılıvereyim. Ne de olsa daha küçüğüm. Reşit bile değilim. Ağza bak ağza. Ben de reşit değilim Banu Hanım. Ben de sizin yanınıza kıvrılabilir miyim? Şunun ağza bak, şunun ağza. Hadi toplayın ağzınızı, doğru yatağa. Banu Hanım, en iyisi şöyle yapalım. Siz benim kayganamın yatağında yatın. Kayganam dışarı gider, parkta bir yer bulur kendini, herhangi bir parkta yatar. O zaten alışkındır, acı patlıcan da kırağı çalmaz nasıl olsa. Laf söyledi, bal kabağı. Koy tabağı, ye sabah. Cabbar abi, ne diyorsun sen ya? 10.000 lira olur mu abi ya? Ben nasıl, hani ben sana diyorum ki Banu Hanım diyorum, zorlu diyorum, Banu zorlu diyorum. Sen bana 10.000 lira diyorsun. Ben nasıl gidip de Banu Hanım'a 10.000 lirayı teklif edeyim yani? Abi Banu Hanım o parayı salı pazarında harcar ya. Bana bak Cabbar abi, ben gecede 30.000 lira istiyorum abi. Eğer verecek durumdaysan beni ara, görüşelim abi o zaman. Hadi öptüm, görüşürüz Cabbar abi. Hadi bay bay. Sinan, ne işler çeviriyorsun oğlum gene sen ha? Ailesine haber verdiniz mi Banu Hanım'ın? Verdim. Vereceğim. Veririm yani, vermek üzereyim baba. Yani baba ben haber verene kadar dedim ki Banu Hanım'ın sesi pas mı tutsun? Sanatseverler yas mı tutsun? Ya bırakın da benim elimde 2-3 kuruş para tutsun yani. Oğlum bu kızın ailesine ulaşmak o kadar zor mu ya? İki telefona bakar. Nuri babacığım. Nuri babacığım, Banu Zorlu ha bu gazinoda çıkıyormuş. Hatta bu akşamda programı varmış. Evet. Hadi hemen çevir şu telefonu. Hemen çevir. Ya yalansız dolansız bir iş yapıyor diye düşündüm be.
Şuraya bak. Sen bunun yalansız dolansız iş yaptığını gördün mü? Bir tek kendini dolandırmadı bu. Tamam canım, ne konuşuyorsunuz? Aradık işte yani. Çalıyor, bekliyoruz. Efendim? Merhabalar efendim. Ben Banu Zorlu Hanım için aramıştım, sıra hissetmiştim yani. Banu Hanım bizim yanımızda da efendim. Ya iki gündür niye aramıyorsunuz? Biz parayı hazırladık. Tamı tamına 500.000 lira. Abo, 500.000 lira mı dedi, bana ödül veriyorlar Banu Hanım'ı buldum diye. Tam 500.000 lira. Ne ödül abi ya? Oğlum söylüyormuştu ya, Banu Zorlu'yu buldum diye bana ödül veriyorlar. Zengin oldum, zengin. Tam 500.000 lira. Pardon, siz 500.000 lira mı dediniz? Bakın, 600 olsun. Ama bir an önce bitirelim şu işi. Abo, 600 mü? 600 mü dediniz? Ya manyak mı bunlar? Bu kadar büyük ödül olur mu be? Yok canım, 600 liradır. 600 bin olur mu hiç? Baştan 500 diye konuşmadık mı? Şimdi niye kıvırıyorsun? 600'e çıktık işte. Yok canım, ben ne kıvıracağım? Kıvırtırmayayım, ben hiç kıvırtmam. 600 bin lira. Tamam, kabul, 600 bin lira. Ne oldu can? Nereye getireceğiz parayı? Banu'yu nereden alacağız? Ben şimdi adresi veriyorum, yazın. Bir dakika. Evet. Tamam. Tamam. Biraz sonra geliyoruz. Bu adamlar ya geri zekalı ya da bende kafa buluyor. Çalıştığı yerin adresini ver Dangut. Tuzak olmasın patron. Bilmiyorum. Şu adrese gidin, kızı alın hemen. Mekanı da iyice dağıtın. Benden fidye istemek neymiş görsünler. Hadi. Naber Gülübük? Kocanla iftihar ediyor musun? Gurur duyuyor musun? Onunla övünüyor musun? Bak düşünsene, ben günde bir tane hafızasını kaybetmiş sanatçı bulsam yolda, haftada ne eder? 7 × 600.000 eder 4.200.000. Yani eski parayla tam 4.200.000.000 para kazanırım. Zengin oldum, zengin. Ya Sinan saçmalama oğlum ya. O kadar büyük ödül olur mu? Mutlaka bir yanlış anlama vardır. Adam 600 dedi herhalde, sen yanlış anladın. Yok be baba, 600.000 lira dedi, kulaklarımla duydum ya. Nur babacığım, 600 lira hangi birimize yeter ki? 600.000'dir ta o. Tabii Cankuş, yani 600 lira hiçbirimizin dişinin kovuğuna yetmez ya. Pardon yani, size ne oluyor? Ödülü alan benim, akbabalar. Siz nereden hemen şey yaptınız, paranın üstüne çullandınız yani? Tabii canım, hem Banu Hanım'ı siz bulsaydınız da ödülü de siz alsaydınız. Banu Hanım, birazdan gelip sizi alacaklar. Daha önceden tanıdığım birileri mi gelecek olanlar? Herhalde öyle oldu. Peki ben müsaadenizle bir lavaboya gitmek istiyorum. Kesin kameralar da gelecektir abi. Türkü söyleyeyim de teklif yağsın bir yere. Çok iyi fikir. Sen de bir şarkı söylersin. Vallahi bu fırsat bir daha elimize geçmez. Geldiler. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun, sefalar getirdiniz. Hakikaten zırdır ha. Neredeyse çay ısmarlayacağız. Buyurun şöyle oturun. Ben size bir çay kahve ikram edeyim. Ne ısmarlayayım, meşrubat soğuk bir şey alır mıydınız? Biz Banu'yu alıp gidelim. Çanta burada. Banu nerede? Ya bana bak, sakın o çantanın içinde ağzına kadar para var demeyin. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar babalık. Kız nerede? Kız nerede? Ah geliyor işte. İşte Banu Hanım da geldi. Gel bakalım Banu Hanım. Ben o çantayı alayım şimdi. Dur. Rasim babanın sanatçısı nasıl kaçırsın siz? Deyiver. Bir dakika, bir yanlış anlaşılma var. Biz kimseyi kaçırmadık. Yani Banu Hanım, ben yolda buldum. İsterseniz kendine sorun anlatsın. Anlatsana Banu. Gel bakayım buraya. Şimdi hepinizi mermaya yapayım ben. Şimdi her şeyi hatırlamaya başladım. Sinan Bey ve arkadaşların bir hatası yok ki. Beni kaçıranlar başkalarıydı. Başkaları mı? Evet ya, Sinan Bey beni arabasına aldı. Hafızamı kaybetmiştim. Sonra arkadaşları bana yardım etti. Ettik. Hatta Gülbin bana kardeşi gibi davrandı. Evet. Şimdi de kalkmışsınız, bana yardım eden bu insanlara silah çekiyorsunuz. Kusura bakmayın, biz olayı bilmiyorduk. Özür dileriz. Hepinizden özür dileriz, kusura bakmayın lütfen. Yok, önemi yok. Kusura affettik, siz kusura bakmayız. Benim şu çantayı alayım. Sinan! Ayıp oğlum. Yok baba, ben şey şaka olsun diye yaptım. Yoksa ben o kadar parayı ne yapacağım? Yani ama gönüllerinden bir şey koparsa ona da hayır demem. Sinan! Gel buraya! Geldim baba. Ya ben şaka yapayım, seni ben ciddiye alıyorsun. Aşk olsun baba ya. Bakın şimdi sizlere ne söyleyeceğim. Bana yaptığınız iyiliklere karşılık ben de sizleri bu akşam benim çalıştığım gazinoya davet ediyorum. Bu akşam hepiniz bendensiniz. Ben Banu'yu öpeceğim. Sinan! Geldim baba. Ya nasıl vurdum kadına be? Nasıl vurdum Osman abi? Amin.
taksi yolla, gönlüm eğlensin, gezip yollarla. Herkes bir taksi bekler, akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni. Şoför bey hızlı.